Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere en ucuz alabileceğiniz laptopu anlatacağım aslında. Şu anda en ucuz 3700 TL, bir diğeri de 3800 TL. Bunların hangisi güçlü, hangisini almalısınız, oyun için hangisi daha ideal onları biraz anlatmaya çalışacağım. İnce ee, ince hesap üzerinden siz de bakabilirsiniz. Ben sizler için en ucuz ve en e, güçlülerini toplamaya çalıştım. Ee, Battle Bronze'un Web Tekno'nun yaptığı Bilgisayar bu yani topla dediğim parçalarını. Ryzen 3 işlemci 1200. RX 560 2 GB ekran kartı var. 8 GB RAM, 240 GB SSD'si mevcut. Buradan tabi özelleştirebiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz. Ben şu anda en ucuza alabileceğinizi göstermek istiyorum aslında. O yüzden buradan istediğiniz her şeyi de ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz kasayı da değiştirebiliyorsunuz. Yanına ekipman da ekleyebiliyorsunuz. Biraz daha ucuza geliyor bu ekipmanlar. Normal daha pahalı. Onun dışında başka da bir şey yok zaten. Buradan da Rush'ın, bir Yavuz Selim'in yaptığı bir model var. Yine Ryzen 3 işlemci fakat burada 1030 kullanılmış. Aslında e, hani fiyatı daha pahalı olduğu için e, bu daha güçlü diyebilirsiniz. Aslında onun için ben bu videoyu çektim. Çünkü buradan baktığınızda GT 1030 RX 560 arasında %54 %54'lük bir fark var. Yani 100 FPS aldığınızda GTX, GT 1030'da RX 560'da 154 FPS alacaksınız. Ve bu her oyun için geçerli. Burada da gördüğünüz gibi güç bağlamında Minecraft'ta 112 iken Buradaki değerler biraz hani arada çok uçuk farklar yok ama GTA 5'te 15 FPS'lik bir fark. Sizin bilgisayarınızda çok büyük etkenler oluşturacaktır. Yani 1030'da şey arasında çok büyük fark yok demeyin %23 yazmışlar Bu çok büyük bir fark Çünkü ekran kartlarında %5'lik bile bir fark Çok büyük oluyor Onun dışında ne yazık ki işlemci bazında en cüz bunu kullanabiliyoruz şu anda Ryzen 3 1200 Bu da Intel'in i3-7100 Neredeyse denk yani O civarda Yani 7. nesil işlemcisine kadar düşmüş durumda. Ne, e, Ryzen yeni işlemciler çok güçlüyken eskilerinde aynı performansı göremiyoruz. Gördüğünüz gibi %5'lik bir fark var. Özellikle bunu öneriyorum. RX 560 olanı. Gördüğünüz gibi tek çekim taksit imkanı da mevcut. Diğerlerine baktığımızda burada RTX 2060 var 10 milyara. 35 e, Ryzen 5 3500X kullanılıyor. Bu da gerçekten çok güçlü bir e, bilgisayar. 480 GB SSD, 16 GB RAM mevcut. Dediğim gibi yine soğutma sistemi dahil her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Burada da işte bu Falcon 3060 i5 11400 10, f işlemcisi var. RTX 3060 ekran kartı var 12 GB, 16 GB RAM var. 13 milyar şu anda. Aslında bunu çekmemdeki amaç 10 milyarla 13 milyar arasında ne kadar bir performans farkı var onu göstermek. Buradan gördüğünüz gibi RTX 2060 ve 3060 Ti diye geçiyor. Baktığımda 3060 çok da farklar yok zaten. %34 şurada 3060. Ne yazık ki oyun testleri yok. 3060 ile. Gördüğünüz gibi %10'luk bir performans. Yani burada 271 yazıyor ya. Yani neredeyse 2060'a yaklaşır ama burada en az 110 FPS alır. Yani bu kadar yüksek olmayacaktır bu bilgisayar için konuşuyorum. Ama yine de çok yaklaşacaktır birbirine. Size de bu siteyi öneririm. Mesela SSD karşılaştırması, RAM karşılaştırması, USB karşılaştırması bile var. Onun dışında mesela 3070 yazalım. Bakın direkt oyun testleri de burada görünüyor kaç FPS aldığı ortalama. Ortalama kaç FPS verebileceğini anlayabiliyorsunuz. Buradan hatta 3050 yapalım. Bu laptop işlemcisi. Gördüğünüz gibi RTX 2060 %50 daha performans. 3060'a gidelim. 3060'dan da aynıymış. Laptop işlemcileri böyle ne yazık ki. 2070 %17 gördüğünüz gibi yine FPS farkları mevcut. Aslında 3060'da çağ niteliğinde bir atlama olmadı. Hani bin, e, 1060 ile 2060 arasında çok büyük fark vardı. Ama ne yazık ki e, 2080'ler 3000'lere çok yaklaşıyor. Mesela 2080 Ti ile 3070. Normalde bunların birbiriyle alakası olmaması lazım ki çok güçlü işlemciler. 3080 tabii ki de çok fazla olması lazım. 80 yazamadım. 3080 Ti. Gördüğünüz gibi %31. Aslında bir sonraki jenerasyon. Her şey değişti. Soğutma sistemi dahil. Daha yüksek performans bekliyoruz. Gördüğünüz gibi 302. Arada 90 FPS fark var. Tabii 3090'a işler değişiyor. Çünkü o bu 3090 yani. Ama 3080'nin aynı performansı da. Gördüğünüz gibi performans olarak 3090 çok pahalı olsa da 3080 Ti aynılar yani. Neredeyse hiç farkları yok. Aslında burada RTX'in 3090 çıkarma amacı mining'den korumak. Bu genelde video editleyenlerin kullandığı bir ekran kartı. Çünkü oyun için fazla yüksek. Oyun için genelde 3080 Ti kullanıyorlar. Piyasa çok kötü ya. Ve şöyle de uyarmak istiyorum. On sırada göstereyim hatta. Bunu her videomda söylemeye çalışacağım. Yanlış hatırlamıyorsam 15 Temmuz'a kadar bir indirim söz konusuydu. Şöyle göstereyim. tüm ürünleri de %10 indirim. Arkadaşlar bir de Windows'a para vermeyin ya. Yani kendiniz USB'ye aktarın bir tane ISO dosyasını kurun. Yani gerçekten 700 liraya havaya atıyorsunuz. Burada bir indirim vardı sanki ama. <laughs> Neden bulamadım? Neyse arkadaşlar bu indirim de 15 Temmuz'a kadar devam edecek. Şu anda laptop almayı düşünen arkadaşlar 6,5 milyara bu laptopu da inceleyebilirler. Ee, gerçekten hani çok güçlü diyemeyeceğim ne yazık ki. Güçsüz de bir laptop. Yani şeyle az önce kıyasladıklarıma göre tabi. Şöyle kıyaslayayım hatta. RX 560 kıyaslamam nerede? Bakın. 1650 Max Q buna göre güçlü. Bir de şuna bakın. Hemen 2060 yazalım. 1650. %142. Yani gördüğünüz gibi laptoplar ne yazık ki hala masaüstlerini yakalamış durumda değiller. Ama şu anda oyun oynamak için 120 Hz ekranda mevcut. Çok öneririm. Gerçekten başarılı bir laptop. İncelemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.